Şimdi yazdığını gelip burada okumak isteyen var mı? El kaldırsın. Gel. Bak hiç kim el kaldırıyorsa alıyoruz, görüyorsunuz. Hani ben soru soracaktım, ben bilmem ne yapacaktım, gelemedim, edemedim, yok. Bu kadar. Şimdi soruyu bir daha hatırlatıyorum. Ne sorduk? Gaziantep kahvaltı buluşmamızda. Anneniz ya da babanız, kök aileniz. Onların bazı ihtiyaçları vardı. Ve onlar ihtiyaçlarını olduğu düşünce için çalıştılar, çabaladılar, hedefler koydular, amaçlar edindiler. Ve bir baktınız ki aslında o hedef olarak gördüğü şeyler biraz beyhudeymiş. Biraz boşa çalışmaymış. Ve gerçek onların ihtiyaçları aslında sizin için başka şeylermiş. Onlara o ihtiyacı verdiğiniz anda bir bakıyorsunuz ki onlar aslında mutlu olabiliyor. Ama o ihtiyacın ne olduğunu göremedikleri için hayatları bazen boşa gitmiş, bazen de gerçekten bulmuşlar. Onları örnek alacağız. Evet, isim? Duygu. Duygu şimdi bize anlatacak. Ben tutuyorum. Tamam. Oku. Okuyorum. Sevgi ihtiyaçları var. Anlaşamıyorlar. Annem hasta. Tat ve lezzet eksiklikleri var bana göre. Mutlu değiller. Ve babam hayır diyebilmeliydi. Evet. Şimdi bakın. Babasının ihtiyacı hayır diyebilmekmiş. Yani alan korumakmış. Ama alanını koruyamamış. Babanın için, babanın zannettiği ihtiyaç neydi? Yani şöyle, babanın hedefi ya da gerçekten ihtiyacı olduğu zannedip çalıştığı, çabaladığı, hedef ettiği şey neydi babanın için? Hepimizin bir arada olması. Evet. Birliktelik onu mutlu eden için. Yani babası hedef olarak ailesini görmüş. Her bir belki çocuğunu, ailesini birlikte tutabilmek ve onlara akabilmek için belki hayatını kendince feda etmiş. Olabilir mi? Aynen öyle. Evet. Ve kendi hayatını da görmemiş. Dışarıdan da herhangi bir kimseye hayır diyememiş. Şimdi oysa ki Duygu'ydu galiba, değil mi? Duygu diyor ki ben şu anda görüyorum ki babam gerçek ihtiyacını görememiş ve anlayamamış. O diyor hayır diyebilmeliydi. Yani onun asıl ihtiyacı nerede hayır diyeceğini bilmektir diyor. Çok güzel bir görü yani bu. Peki anne için bir daha bakalım. Anne de hayır diyemeyen baba karşısında otoriter ve baskın bir anne doğal olarak. Kendi doğruları var. Kendi doğruları doğrultusunda bana göre yanlışları var. Hasta. Annenin aslında ihtiyacı olan şey nedir? Yani annenin hasta olmaması, mutlu olması, çok güzel bir hal ve hayat yaşayabilmesi için gerçekte ihtiyacı olan şey neydi sence? Sevgi. Sevgi. Şimdi bakın. Duygu bunları görüyor. Bir anne ve bir baba seyretti. İkisi de mutsuz. İkisi de bir şekilde yeteri kadar sevgi alışverişinde bulunamamış. Diğer taraftan da ikisi de birbirini tamamlamış. Biri hayır diyemiyor, bir hayırdan başka bir şey diyemiyor belki de. Hep hayır mı diyor annen de? Yani hayır, otorite. Böyle mi oluyor? Benim dediğim oldu. Evet. Şimdi bir bakarsak aslında birbirini tamamlayan bir aile rol modeli Duygu seyretti. Yani her birinizin onun için anne ve babası birbirini tamamlıyor. Biz şimdi buradan şunu soracağız. Tamam da. Şimdi bir, Duygu neden bu anne babayı seyretti? İki, burada seyrettiklerinden ne öğrendi, ne anladı? Ve şimdi onun bir hayatı var. Duygu da hayatında onları mı taklit ediyor? Bir yerlerde yoksa aldığı dersle
dönüşümler yapıyor mu? Şimdi yani duygu üzerinden hepimize bakıyoruz aslında. Yani burada birimizin hayatının içinde hepimiz varız. Böyle bakıyoruz sevgili Gaziantep. Şimdi öyleyse soralım. Duygunun hayır diyemediği yerler nereler? Ya da en azından şimdi bazı farkındalıklar, bazı idraklerde yaşıyoruz ama yakın zamana kadar diyelim, şu ana kadar da geleceğiz. 10 yıl öncesine kadar hayır diyemiyordum. NLP eğitimleri aldım. NLP'de trainer seviyesindeydim ve Gaziantep NLP'nin de kurucusuyum. Hayat işte bir şeylere talep edince muhtemelen bir şekilde onun cevapları da geliyor. NLP eğitimleri esnasında hayır diyebilmeyi öğrendim. 10 yıldır hayır diyebiliyorum. Evet. Hayır demeyi öğrenmiş. Bak. Yani kendini çünkü oradaki zaafı görmüş. Yani babasının ve annesinin neye ihtiyacı olduğunu görebildiğince kendi ihtiyaçlarını iyileştirebilme ile ilgili adımlar atmış. Peki annenin sertliğini ve katılığını ve her şeye muhalif olup benim dediğim gibi olsun deme halini duygu nerede yaptı, yapıyor ya da yaşadı? Bu yaşına kadar çok fazlalıkla yaptım. Fark edişlerle birlikte yavaş yavaş düzelttiğimi düşünüyorum onu. Peki şu anda diyelim ki bunları gördü, bazılarını fark etti. Şu ana kadar geldi ama kırıntılar kalmış olabilir mi diye şimdi soracağız ve gireceğiz oradan. Olabilir biraz kırıntı. Mesela annenin dışarıya ve hayata davrandığı ya da sana davrandığı gibi sen de kendine davranıyor musun diye soracağız. Şu anda pek değil. Öncesinde evet derdim buna. Peki. Kendine, duyguya yeteri kadar duygulu, şefkatli ve sevgi dolu davranıyor mu? Buraya geliş amacım bugün bu. Kendimi sevmek. Evet. Şimdi arkadaşlar her birinize şimdi formül veriyorum bakın. Anneniz size nasıl davranıyor? Anneniz size nasıl bakıyor? Siz kendinize öyle davranıyor ve öyle bakıyorsunuz. Şimdi duygu 10 yıldır kendi üzerine çalışıyor. Fakat şimdi bazen çalışıyoruz, bazen de bastırıyoruz. Bazen bir şeyi hani blok ediyoruz. Ama asıl işimiz annemizi bir, neden seçtik? Ve o katılığa ve sertliğe nerede, neden duygunun ihtiyacı vardı? Şimdi biz hepimiz bakıyoruz, duygudan bakıyoruz. Yani duygu eğer babası gibi her şeye evet deseydi ve annesinden o katılıkları almasaydı çok daha mutsuz ve daha zor bir hayat olacaktı. Babası gibi içeride yumuşak tarafları almamış olsaydı birleştirici, aile kurucu, aslında bir anaç babası var. Yani normalde yuvayı kim yapar? Analar yapar değil mi? Yani dişiler yapar. Onun için baba bunu yapıyor. Şimdi bu gördüğümüz her şey normalde dışarıda değil mi? Şimdi biz diyeceğiz ki aslında bu dışarıya nereden yansıyor? Duygudan yansıyor diyeceğiz. Duygu kendine karşı az duyguluydu. Sert ve katıydı. Yani 10 sene evvel kendine ne kadar katı olduğunu bize bir örnekle anlat. Bak hiç ben şu anda bunlarla ilgili bir şey anlatmadı. Ama duygu kendine karşı neredeyse hissiz sayılacak kadar bazı alanları kapatan bir kadındı. Bize bununla ilgili bir cümle anlattı. Yani bir küçük bir şey anlat ki her birimiz anlayalım ve oradan çözüme gidelim.
Bu durum bende evliliğim çok baskın olmasına neden oldu. Kendi evliliğimde de eril taraf ben oldum. Her işi yapan ben oldum. Yeni yeni bunu düzenliyorum. Özgür bıraktım birazcık. Halen de fark edip düzeltmelere devam ediyorum. Evet. Şimdi bakın. Bir taraftan annesine kızıp annesi gibi hiç olmak istemediği halde evliliğinde annesinin rolüne büründü. Oysa ki şimdi ben onun yerine söylüyorum. Yani 20'li yaşlarda Duygu'nun söylediği şey şuydu. Ben asla annem gibi olmayacağım. Aynen öyle diyordum. Bak ne söylediğini de biliyor adam yani. Annesine o kadar kızarken, öfkelenirken aslında arkada da babacı olduğu halde babacı mıydın? Evet. Yine de annesi gibi olmayı seçti kendine karşı. Ne kadar ilginç değil mi? Yani annesine kızıp annesini ittiği halde annesi gibi olmak istemediği ve asla onun gibi bir hayat sürmeyeceğim dediği halde sizce neden annesi gibi bir evlilik yapıp eril, baskın ve hatta bir de pasif bir erkekle, yani daha böyle dişil, daha sessiz ve birazcık ezilmeyi hak eden anneci bir erkekle buluştu? Böyle miydi? Evet öyle. Kendimde de bir cevap buldum. Teyit etmek isterim bunu. Söyle. Bunları yaşamamın sebebi güçlü olabilmek ve ayakta durabilmek içindi. Evet. Çünkü annesini eleştirip ve yargılarken anneannesini gözden kaçırdı. Annesi o itirazcılığı, o baskınlığıyla geçmiş ailesinden ancak özgürleşip ayaklarını yere sağlam basabildi. Onun için annesi de aslında babacı bir kadın. Babasına kızıyor, öfkeli olması önemli değil. Yani babacılık, erilcilik. Diğer türlü kimi itiyorsa, yani annesini itiyor ya, şimdi mıknatısta artı ile eksi mi birbirini iter, yoksa eksi ile eksi ya da artı ile artı mı birbirini iter? Yani aynılar birbirini iter. Öyleyse ittiğiniz kişi aynı olduğunuz kişi. Doğru. Bak ne kadar ters köşe değil mi? Daha çok çekildiğiniz, benzer olduğunuz, yani babasına benziyor ama annesiyle aynı. Bu dediğimi göremeyen, anlayamayan var mı? Bakın bir mekanizma anlatıyoruz her birimiz için. Bu söylediğimi her birimiz anladık değil mi? Şimdi bu mekanizmayı anlayarak şuna bakıyoruz. Peki öyleyse annemin ihtiyacı ne dedi Duygu? Sevgi. Sevilmek. Sevilme ihtiyacı. Yani annesini sert ve katı kılan şey neymiş? Sevgisiz olmasıymış. Peki annesi neye karşı sevgisizdi ki onun ihtiyaçları daha otoriter, sadece düşünceleriyle benim dediğim gibi olsun diye hayatla kavga etmek şeklinde oldu. Annesi onun hayatla kavga eden, Allah ile kavga eden, senin dediğin gibi değil illa benim dediğim gibi olsun diye kendini yiyip bitiren bir kadındı. Onun için ilk aslında içeride hasta olan organı da midesi olması lazım. Başka yerlere mide vuruyor tabii. Rahime vurur, yani su sistemine vurur ama. Midesi ne durumdaydı annenin? Midede rahatsızlığı var ama asıl biraz genişletiyor. Evet. Annem 6 kız var.
anneannemin üzerindeki o baskıyı anlayabiliyorsunuz. Biz de üç kız olarak dünyaya geldik. Bu eril olma sebepleri biraz oradan kaynaklı. Annemde astım var. İkinci kız kardeşim dünyaya geldiğinde başlamış zaten hastalığın. Mide sorunları da var. Evet. Çünkü bakın, o sevgisizliğin arkasında, hani dün sohbette de anlattık, dünyayı sevmeyen, dünyayı dar hisseden bir varlık, bir ruh var. Yani dünya onun için yeteri kadar iyi değil. Hala öyle, çocukken de öyleydi. O halde olduğu için de 6 kız içerisinde dünyaya geldi. Kız, madde ve dünya. Bakın. Öyleyse duygu maddeyi ve dünyayı dar gören, dünyada kendini sıkışmış hisseden, yeteri kadar hava, yeteri kadar güzeli, güzelliği alamadığını düşünen ve hisseden bir annenin kızı olarak ne yaşadı öyleyse? Yaşadıklarını, gördüklerini yeteri kadar içerisine alamadı. Ama en önemli kelime, kabul edemedi. Onun için eskide yaşadıklarını kabulde çok zorlandı duygu parçamız. Öyleydi. Şimdi burada yine de ne diyoruz? Her birimizin bir parçası var. Her birimizi anlatan bir taraf var. Peki, duygunun annesi sevgiye ihtiyacı olduğunu gördü, anladı mı? Hayır. Ama duygu bu anneyi seyrederek, bu anneyi seçerek kendindeki olumsuz tarafları ve özellikleri o annede öğrenerek kendini iyileştiriyor. Onun için tam da bu annenin kızı. Adı neydi annenin? Sevgi. Adı da Sevgi. Aslında hani şu anda hayatın matematiğini alanlar için daha bir şey söylemeye gerek yok. Bitti konu. Çünkü her birinizin ismi size tesadüfen bir şey hatırlatmıyor. En çok duyduğunuz şey isminiz, adınız. Sevgi ol, sevgi al diyor. Duyguya ne diyor? Duygunu hisset. Duygulu ol diyor. Halbuki onu sorsak ne kadar duyguluyum diyecek, değil mi? Az hissediyor. Hissedersem diyor, acıtılırım diyor. Hissedersem zayıf olurum diyordum. Evet. Annemle babamla ilgili bir takım çalışmaları şu son bir ay içerisinde yaptım. Onların davranışları da değişti. Evet. Şimdi duygu kendisini dönüştürme yolunda ilerleyen bir parçamız. Onun için onda şimdi birçok şeyi tık 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 kolay görüyoruz. Şimdi gelelim. Duygunun annesi Sevgi neden sevgiyi alamadı? Dün anlattık. Akciğerler neydi arkadaşlar? Almak, alamamak. Alamadığında akciğerler hasta oluyor. Onun için annesi zaten astım olmuş. Eğer astımlı bir çocuğunuz varsa hayatı ve dünyayı, yaşadıklarını, gördüklerini içine alamadığı için astım. Duygu da yeteri kadar alamayan, sevgiyi içerisine kabul edemeyen, kendini, bedenini, hayatını sevmeyen ve sevilmediğini hisseden bir duyguya sahip bir kadın. Şimdi buradan şunu soracağız. Şimdi dünyaya inecek, anne seçecek duygu. Kimi seçiyor? Sevgiyi seçiyor. Çünkü onun için en verimli anne, ona kendisini en iyi yansıtacak, tanıtacak anneye mıknatıs gibi çekiliyor ama onayı o veriyor. Yani ona alabilmeyi en iyi öğretecek anne, en alamayan anne. Doğru mu? Doğru.
Şimdi her biriniz böyle düşünün bakın. Anneyi nasıl seçiyoruz? Babayı nasıl? Çünkü ben böyle bir cümle söylüyorum. Bir bakıyorum annemizi de biz mi seçiyoruz? Ben seçsem şimdi gider şunu seçerdim. Bak her bir çalışmada her bir konuyla ilgili seyrediyoruz. Tamam da şimdi. Oradaki o sessiz baba ne? Sınır koyamayan, dur diyemeyen, hayır diyemeyen baba ne? Sınırını bilemeyen ruhsal taraf. Bakın. Yani herhangi bir konuda ruhsal ya da bir alana girecekse bir hayalin, bir düşüncenin, mesela düşünce bir hareket, bir hareketin içine gidecekse duygu sınır bilmiyordu. Şimdi bunu ilk defa görüyor belki, duyacak. Düşünceleri başladığında düşüncelerini durdurmak onun için neredeyse imkansızdı. Çünkü sınır yok. Kayboluyordu orada. Kaybolduğu için çünkü düşüncelerinde duyguyu hissedemiyordu. Şimdi bu bağı kur ve bize bir cümle kur. Şu an şaşırdım. Evet. Çünkü o kadar zihninde, düşüncelerinde o kadar hızlı hareket edebilip o kadar çok şeyi şu anda tık 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 yapıyor ki onların içine girdiğinde duyguyu unutuyordu. Onun için onu pasifleştirecek bu alanda ne kadar sınırını bilmeyen, ne kadar nerede dur diyeceğini bilmeyen bir babaya ihtiyacı vardı ki kendisi onun gerçek ihtiyacının hayır demek, aslında bir şeye dur demek, benim sınırım bu kadar demek. Düşünce geldi, alıyordu onu, oyalıyordu. Yani şöyle söyleyeyim, hani çok çalıştı ya şimdi. Bir 5 sene, 10 sene evvel akşam kafasını yatağa koyduğunda ne kadar dönüp dolaşıp zihninin içinde esir kalıyordun? Çok fazla. Meditasyonlarla biraz engellemeye çalışıyorum ama sizin de en çok anda kalmayla ilgili video kayıtlarınızı takip edip onu uygulamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi o pasif baba onun zihni aşırı olan faaliyetini durdurabilmeyi, pasifleştirebilmeyi, aşırıya gittiği yerde hayır diyebilmeyi öğretmek için karşısında ona onu anlatıyor. Ne kadar ideal bir baba değil mi? Ne kadar ideal bir öğretmen. Her biriniz bu sebeple tam da ihtiyacınız olan bir anne ve baba tarafından büyütüldünüz. İlla doğurulmak zorunda da değilsiniz. Büyütülürsünüz. Oradan kopyalarsınız. Oradan alacaklarınızı alırsınız. Şimdi öyleyse biraz daha duyguya gelelim. Şimdi bu seyrettiklerinden bir tanesi anne, madde ve dünya planın. Bir tane tabii geçmiş madde ve dünya planın senin annen. Geçmiş ruhsal planın baban. Onların şimdi ihtiyaçlarını görerek ondaki ihtiyaçlardan ve onların yapmadıklarından duyguyu görerek şimdi duyguya gelelim. Ve sorarım. Sence şimdi duygunun neye ihtiyacı var? Zor bir soru. Buraya gelmeden önceki keşfim topraklanmak, köklenmek, kendimi sevmek diye düşünüyorum. Çok güzel tabii tanım. Geçmiş getirdiği plan ve onların ihtiyaçlarını gördüğünüzde şunu göreceksiniz. Duygunun maddeyi, dünyayı, bedenini ve bu hayatı sevmeye ihtiyacı var. Ve babanın adı ne? Vahid. Ve madde ile ruhun aslında bir olduğunu ve ikisini ayırmaması gerektiğini, her şeyin birbirini tamamlayan bir ve bütün olduğunu fark etmeye ihtiyacı var. Şimdi bu söylediğimi sen bir kere tekrar ederek, içeride de hissederek bize
dillendir. Sen kendi hissinle. O zaman her şeye muhteşem. Ay maşallah. Çok şükür. Evet, sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şu gözlere bakar mısınız? Bakın. Çok hızlı anlıyor ya. Şimdi anlama hızı çok tık tık tık. Şimdi geldiğiyle şu andaki gözlerini görüyor musunuz siz? Sen içerideki halini anlat bize. Fark edince ne oluyor? Ne hissediyorsun şu anda? Valla kar gözümden kıpırtılar var şu anda. Sürekli onu açmaya uğraşıyorum zaten. Kapatmamak için bütün çabalarım da o yönde. Zihinsel değil, kalp gözüyle yaşamayı tercih ediyorum artık. Şimdi o çabalamayı da bırak. Açmaya çalışmayı bile bırak. Bırak açılsın. Kapat gözünü. Bırak perdeler açılsın. Bırak perdeler açılsın. Açılsın, açılsın, açılsın. Tam da buraya. Kendine, kendiliğinden. Severek. Sevgiyle. Sevgiliye. Bırak ve ak. 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 Evet. Şimdi bize gördüğün, hissettiğin ve fark ettiklerini dillendirmeye hazırlan. Duygunun içeride gördüğü ve hissettiği bize şifa olarak aksın ve aktarılsın. Mikrofonu getir öyle. Sendeyiz, dinliyoruz seni Duygu. Kuş gibi hafifledim. Üzerimden bütün yükler kalktı. Bütün bedenim ve bütün hücrelerim tek tek alkışlıyor benim. Şimdi kalbinin perdeleri biraz daha açılacak. Ve içeriden çıkan ışığın ve nurun tadını, güzeli ve güzelliğini aktar bize Duygu. Şu var için muhteşem. Bırak aksın. Bırak aksın. O tadı, o lezzeti, o güzelliği aksar. Aktar bize. İzin ver aksın. Mikrofonu bir. Yaklaştır iyice. Seyrettiklerini, güzeli ve güzelliği aktar bize. Coşku. Heyecan. Bu nasıl bir duygu? Yeniden duygu. Doğmuş gibi. Duyguyu aktar. Duygu ne? Rahatlama, huzur. Hafiflik. Hafiflik. Bırak hafiflik seni alsın. Daha yükseğe. Daha içeriye ve derine doğru taşısın. Tadı anlat. Yaşadığın halin tadını bizlere hissettir. Bu duyguyu bize tam hissettir Duygu. Dışarıdan bir şeyler enerji olarak akıyor. Rahatlık. Duygunun tadını anlat bize. Sen duygunun tadını öyle bir anlat ki o duyguyu biz de içeride kalbimize hissedelim. Serinle esintili. Titreşimi var. Boşluk.
O boşluğun içine gir. Boşluğun içerisinden içeriye, daha içeriye ak. Daha içeriye ak. O boşluğun içerisinde her biriniz kendi kalbinizin içinde o boşluğu oluşturun. Bırakın o ferahlık her birimizin kalbine, göğsümüze aksın. Oradaki ağırlıkları bırakarak hafiflemeye izin verin. Boşaltın ki, bırakın ki kana kana aksın. O akışa izin verin. İzin ver o boşluğa şimdi sevgi aksın. Sevginin sevgisi. Ve akan sevgiyle birlikte şimdi sevginin kendisi ol. Sevginin kendisi ne demek? Nasıl bir şey, bize anlat duygu. Sevginin kendisi olmak ne demek? Aktar bize. Hafiflemek. Nasıl bir şey yemek, içmek ve koklamak gibi. Şimdi tam da buraya, kendine, duyguya, kendi merkezine. Duyguyu severek, kendimizi severek, kendimize kendimizle olmaya, kendimizden tad almaya, kendimizi, hayatı, hayatımızı kabul ederek, bize verilen güzeli ve güzelliğin tadıyla ve lezzetiyle tam da burada, kendimizde olalım. Hoş geldin Duygu. Yepyeni güzelliğe, yepyeni tatlara hoş geldin. Hoş bulduk. Öyleymiş. Evet. Şöyle bir gözlere göz gezdirelim Duygu. Gözlere bir göz gezdirelim, bir selam verelim. Sevgiden, içindeki sevgiden böyle yansıt. Ne kadar tanıdıklar değil mi? Kendini tanıdıkça tanıdık gelir her birisi. Onun için tanış olursun. Hepsi sevgiyle bakıyor. Teşekkür ederim. Çok şükür. Biz de sana teşekkür ederiz. Sağ ol. Oturabiliriz. Evet. Bir parçamız, bir tarafımız. Onun için her birimiz annemizi, babamızı, hayatımızı, kendimizi an be an seçiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz kadar itiraz edin. Bazen şöyle zannediyoruz. Bu hayatı ben mi seçtim? Bu yaşadıklarımı ben mi seçtim? Birçok gittiğimiz yerlerde bunu duyuyoruz önce. Her bir hali ve durumu her an sen seçiyorsun. O zaman şöyle diyor kişi. Ya ben o kadar deli miyim? O kadar akılsız mıyım? Ya niye güzellikler seçmeyeyim? Niye şöyle şöyle yapmayayım? Şimdi biz Gaziantep'te bakın bir şifa toplantısı yapıyoruz. Şimdi birkaç arkadaş demiş, aa kar yağdı, iptal edilmemedi mi demiş. Şimdi, hazır olmadığında bahane çok. Ama sen hazırsan da bütün sistem hazır. Her birimiz için. Yani diyelim ki sana birileri şifa için İstanbul'dan gelmiş. Ta nerelerden? Sen diyorsun ki acaba kar yağdı, iptal edilse de evde kalsam, gidip de kendimi görmesem. Bahane çok. Kaçabilirsin. Kendinden kaçıyorsun çünkü. Kendinden kaçan yaradandan kaçıyor. Şifadan kaçan iyileşmekten, güzelden, güzellikten kaçıyor. Korku buna. Çünkü birçok kişi için karanlıkta kalmak iyi.
Karanlıkta kalmak ne demek? Bildiğinde kalmak demek. Değişmeye direnenler. Bildiğim gibi olsun. Bildiğimden öte olmasın. Hep eskisi tekrar etsin diyenler. O tekrar döngülerinde ve tekrar çemberlerinde takılı kalanlar. Kendilerini maddenin herhangi bir haliyle, konforuyla, lüksüyle, cazibesiyle, büyüsüyle, alışkanlığıyla uyuşturanlar, kendini yani uyutanlar, yaradandan kaçanlardır. Kimisi de dinle uyuşturur. Kimisi aşırı ibadetle uyuşturur. Her türlü aşırılıkla uyuşturanlar, yaradandan kaçanlardır. Ne kadar ters değil mi? Şimdi bir tanesi geldi dedi ki, benim dedi kocam çok içiyor. Neden dedi bu kadar sarhoş bir kocayı seyrediyorum karşımda? Onu dedi okuyabilir miyiz? Evet dedim. Kocan yaradandan, varlığından kaçıyor ve kendini uyuşturuyor. Maneviyatını toprağın altına gömüyor. Peki dedi onu seyreden ben neden dedi? Neden böyle bir manzarayı kendini uyuşturan alkolik bir kocayı seyrediyorum? Başka yerde bir kardeşi, başka bir oğlu birini fark etmiyor. Peki dedim sen kendini nerede uyuşturuyorsun? Ben dedi ne alkol kullanırım ne sigara hiçbir şey kullanmam dedi. Ne yaparsın dedim. Ben dedi gece gündüz ibadet ederim. Yani dedi ne yaparsın? Gece sabahlara kadar namaz kılarım. Haftanın 3-4 günü oruç tutarım. Peki dedim ne yapıyorsun? İşte dedi Allah'ın emri ya dedi. Sadece biraz dedi daha fazla yapıyorum dedi. Yani dedim kendini ibadetle mi uyuşturuyorsun? İbadet etmek uyuşturmak mı dedi. Her şeyin aşırısı uyuşturmak. Aşırı çalışmak da uyuşturmak. Ne yapayım diyor. Eve ekmek götüremeyeceğiz. Çok çalışmak mecburiyetindeyim. Yalan. Kendinden kaçmak için. Sürekli telefon, sürekli diyelim ki herhangi bir şeyi aşırı şekilde bağımlılığı, kendinden kaçmak için. Ama kendinden kaçmak ne dedik? Allah'tan kaçmak. Onun için kendimizi uyuşturduğumuz yerler, ihtiyacımızı zannettiğimiz yerler. Oysa ki nerede, hangi alanın içinde aşırıya gidip kendimizi uyuşturduysak, orada geri adım atacağız. O değil senin işin. Şimdi kişinin bir tanesi gelmiş, kaç tane üniversite bitirmiş, kaç tane kurs bitirmiş, kendisi hatırlamıyor artık. Kendini o kadar yetersiz, o kadar eksik hissediyor ki, hani böyle diplomalarından şey geçilmiyor. Neden? Neden bu yetersizlik? Kendini okumak ve öğrenmekle de uyuşturmaktan vazgeç. Gel hayatı oku. Bir kitap oku, bir hayatı oku. Ama en önemlisi bütün öğrendiklerin, bütün ibadetlerin hayatı okuyup anlayabilmek için, hayatın anlamını kavrayabilmek için. Onun için annemizle babamızla şimdi okuyalım dedik. Bakalım annemizin ve babamızın ihtiyaçları gerçekte neydi ve onlar ne zannediyordu? Ve şimdi ben bunu görüp anladığımda acaba ben onlardan hangi mirasları aldım? Ve hangi ihtiyaçla bu anne babadan doğdum? Öyleyse bunu kavrayarak, anlayarak, fark ederek aslında kendimi iyileştirebilir, şifalayabilir ve ihtiyaçlarımın farkındalığıyla ne yapabilirim? Hayatımı güzelleştirebilirim. Hayatımı iyileştirebilirim.
Bu seni mutlu edecek. Sen mutlu olmak için buradasın. Sen huzurlu olmak için dünyadasın. Yapacağın bütün ibadetler, bütün çalışmalar, bütün dualar seni bu dünyada huzurlu kılmak için. Formül ne? Huzurlu olursan huzurunda olursun. Huzursuz olursan şeytanın huzurunda olursun. Bakın ne kadar basit. Allah'ım sen 5 dakika dur. Huzur hali 5 dakika burada dursun. Ben şimdi biraz kendimi huzursuz edip şeytanla bir iki muhabbet edip geleceğim. Gidiyor gelemiyor. Karısından şikayet ediyor. Kocasından şikayet ediyor. Komşusundan şikayet ediyor. Bir durumları eleştirmek üzere gidiyor çarkın içerisine. Artık onun kankası şeytan. Sembolik olarak tabii. Huzursuzluk. Onun için ne diyoruz? Cennetinizin anahtarı kabulde. Ama bu ezbere bir şey değil. Okuyamadığın bir şeyi anlayamazsın. Anlayamadığın bir şeyi anlamlandıramadığın için kabul edemezsin. Hani adam diyor ki kabul et. Nasıl kabul etsin adam? Okuyamıyor ki. Bu iş ezbere olacak bir şey değil. İnançla olacak bir şey değil. Ancak imanla olacak bir şey. Ve ona iman edebilmen için gerçek bir kavrayışa ihtiyacımız var. Onun için bazen eskiye bakarız, bazen anneye, babaya bakarız, bazen geleceğe bakarız. Ama en önemlisi her birinin tam da burada, şurada bende olduğunun kavrayışına bakarız. İsminiz ne? Gökçe. Gökçe. Gökçe bana resim yapmış. Şöyle göstereyim. Ve hediye olarak getirmiş. Peki Gökçe, buraya gelmeyi sen mi istedin? Evet. Yemek yiyor. Arada ne yapalım? Peki şimdi bir sürü yerleri, annesi de gelsin buraya bir. Sen yemeğini ye çabuk. Ağzındakileri bitir. Gökçe böyle gönülden bana çok güzel çilek yapmış. Elma yapmış. Portakal yapmış. Sağ olsun. Peki Gökçe buraya ben kendim gelmek istedim diyor. Nasıl geldin? Ben kitap okuyordum hocam. Akşam vakti. Yaklaştır. Ünal hocamın fotoğrafı var. Geldi yanıma. Anne ben Ünal hocayı çok seviyorum ve ben Ünal hocayla tanışmak istiyorum dedi. Dedim ki kızım Ünal hoca Antep'e geldiği zaman inşallah gidip buluşacağız, tanışacaksın. Yani 3-4 gün sonra Ünal hocanın Antep'te kahvaltıya geleceğini, imzaya gideceğini öğrendim. Ve kızıma dedim ki tanışmaya gidiyoruz. Eşim şey dedi sabah, kar var. Gökçe sen gitme kal evde. Kızım dedi ki hayır ben gideceğim. Ben Ünal hocayla tanışmaya gidiyorum. Evet. Bak herkes seni alkışlıyor Gökçe. İyi ki tanıştık mı? Evet. Burada olduğun için mutlu musun? Evet. Evet. Peki. Bu resmi hangi duyguyla, hangi halde niye yaptın bize? Ne hissettin mesela bunu yaparken? Ne vermek istedin? Meyveler, tatlar, renkler. Hatırlıyor musun? Bir tane söyle bize. Elma yapmıştık biz. Mısır yapmıştık, armut yapmıştık, çilek yapmıştık, üzüm yapmıştık, mürdüm yapmıştık. Evet. Ve çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, başladık mı? Canlı yayınlarımız başlamış. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir kişide ne kadar çok tarafınızı gördünüz değil mi? Ne dedik? Kendimizi tanıdıkça aslında ne kadar tanış oluyoruz, ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Duygu size ne kadar tanıdıktı? Neden? Çünkü kendimizi tanıyoruz, farkındalıklarımız açılıyor, idraklarımız açılıyor. Öyleyse hepimizin ihtiyacı olan şey kendimizi tanımak, kendimizi tanıyabildiğimiz ölçüde de her birimiz birbirimize o kadar tanıdık gelecek. Aa, bu aynı ben.
Yani onun anlattığı, aktardığı birçok kavramın içinde sen varsın. Fark etmiyor. Peki sen anne yerine babasını koydun, babası yerine annesini koydun. Ya da sen de bir alanda kendini az sevdin ya da çok sevdin ya da sevilmediğini hissettin. Ama her birimizde bu var. Peki annesinin ya da babasının ihtiyaçlarını tam görüp ve annesine ya da babasına o ihtiyaçları aslında gösterseydi annesinin ve babasının hayatı bambaşka ve müthiş olacaktı diye tespit yapan kim var? Bir kişi. Gel, yapacak bir şey yok. Bak bir kişi kaldı bir. Ondan sonra diyorsunuz ki bizi almadınız. Bak ben soruyorum kim kaldı değil alıyorum gel. Herkes hoş geldi. Afiyet olsun diyorum. Hocamızı Gaziantep'te görmekten dolayı da çok sevinçliyim. Çok şükür. Sen şey okumak ister misin? Yanında mı şeyin? Hocam yazmadım. Aklımdan söyleyeceğim. Maşallah. Hadi bakalım. Benim babam tek çocuk olduğu için yalnızlıktan çok şikayet ederdi. Sonra bizler doğduk hayatında. Bizlerle birlikte olup sevip bir olmayı, o muhabbeti, sevinci yaşayamadı. Son ana kadar da bunu hissedemediği için hayattan nefes alamadı. Ve akciğerlerinde nefes alamayarak 2,5 sene entübe edilip ama şuuru açık bizle konuşarak yatağa bağımlı bir şekilde yaşadı. Annem de maddi yönden sıkıntı da olduğunu hissetmişti. Kendi hani bekarlık ve gençlik zamanlarında. Ama bizler onun hayatına girmeyle birlikte o dönemlerde maddiyat çok fazla verildi. Ama onu hiç hissedemedi. Yine eski kendi bildiği zamanlardaki gibi yani kıyafet, hayat tarzı, gıda o fakirlik hayatını yaşayarak son gününe kadar o şekilde vefat etti. Ben buradan neyi okuyorum? Ben eşimi kaybettikten sonra yalnızlık duygusuna kendimi kaptırıp ben de çocuklarımın etrafında, benim etrafımda pervane olduğunu göremedim. Onların sevgisini hissedemedim. Hepsinden özür diliyorum. O sevgiyi hissetmeye başladığımda Ünal Hoca'nın videolarını dinleyip bunu fark ettiğimde dedim ki Allah'ım beni seviyorsun. Bu muhabbetleri görüyorum. Hocamı kolaylıkla yüz yüze canlı canlı dinlemeyi senden talep ediyorum dedim. Sonra hocam kocamın vefatından sonra bazı maddi şeyler, halbuki her şey çok güzel yolunda buluşturulamayacağımı düşündüğüm için tam da geçen hafta bugün iş yerimiz yandı hocam. Özür diliyorum. Hepsini görmeyi seçiyorum. Hepsiyle buluşturulduğumu ve her şeye çok teşekkür ediyorum. Her şey hayatımda tam da olması gerektiği gibi, tam da olması gerektiği yerden mükemmel ve kusursuz. İsim neydi? Hatice Filiz. Şimdi Hatice Filiz çok güzel dualar, dilekler yapıyor ama şimdi avucunu da açıyor. Fakat o kadar çok hepsini istiyor ki. Her şeyi o kadar çok görmek istiyor ki. Şimdi duası da çok güzel. Talepleri de güzel. Fakat her şeyi aynı anda görmeye, fark etmeye dayanamayabilirsin. Yani bu sefer çok hızlı bir şekilde birçok şeyi değiştirmek durumunda kalır. Bu kötü değil. Sadece burası için biraz sert hissedersin. Bakın. Onun için Hatice Filiz hayatında sertliklerle bugüne kadar öğrenmeyi seçen bir anne babadan dünyaya geldi. Ama o şu anda da anne ve babasını taklit etmeye devam ediyor. Diyor ki, evet hemen olsun, hepsi olsun, her şey en güzel şekliyle hemen verilsin. Tamam, sen hepsini taşıyabilir misin? Aslında duaları kabul ediliyor.
Onun için diyor maddeyle, dünyayla ilgili beklentilerini bırakıyorum diye yakıyor dükkanını. Dün de hatta sormuştu. Hızlandırıyor. Hayatınızda hızlanma istiyorsanız ne gelir? Şöyle düşünün. Kocaman bir dere akıyor. Bu dere diyelim ki saatte 10 kilometre hızla akıyor. Sen bunu 50 kilometre hızla aktırmak istiyorsun. Ne yaparsın? Daraltırsın. Değil mi? Yani o suyu belli bir yere daraltıp sıkıştırdığında o su çok hızlı akar. İşte siz de hayatınızda nerede neyi çok hızlandırmak istiyorsanız o alanda sistem sana darlık vermek durumunda ki hızlanabilsin. Onun için hız istedi, hız verdi ve hızla yandı. Şimdi bu buradaki düzeni ve sistemi, ahengi görebiliyor muyuz arkadaşlar? Bunu talep eden Hatice Filiz. Ya diyor kim dükkanını yakmak ister? Kim ekmeğini ateşe vermek ister? O kadar hızlı öğrenmek istiyorsan, o kadar çabuk bu dünyada hemen bazı şeyleri gerçekleştirmek istiyorsan, çünkü orada o hıza bir miktar insanın nefsi karışıyor. Yani olan ne kadar iyi, ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir ahenkle akıyor deyip de seyrettiğinde farklı akacak. Benim istediğim hızla gitmiyor. Daha çabuk olsun. Daha çabuk uyanayım. Daha çabuk bileyim. Değil. Bakın. Yani daha hızlı ve daha çabuk gelişmek istemek dahi nefsaniyetten. Şeytanın oyunu. Her an orada bekliyor. Fırsatını kolluyor. Ah diyor düştü elime. Bak gördün mü acele ediyor diyor. Sizce bir insan neden acele eder? Aceleciler. Niye acele ediyorsunuz? Hemen olsun şimdi olsun. Hemen olsun şimdi olsun. Evet. Tamam da yani şimdi o 10 kilometre hızla akan kendi seyrindeki dere ya sel yapacak, önünde ne varsa akıtıp götürecek, bir hız yapacak ya da bir şekilde bir yerde bir daraltma yapacak. Ya hız istedik böyle mi? Nasıl olsun? Çünkü senin hareket edebileceğin bir miktar var, bir güç var. En fazla kaç kilometre hızla koşabilirsin? Bu beden içinde sınırın var. Hiçbirimiz sınırsız değiliz. Bu sebepten dolayı doğru sınır koymadığında hayatın sana sunduğu nimetler, güzellikler senin tarafından bir felaket ya da ceza gibi algılanıyor. Şimdi etrafınızdaki insanların başına kazalar, sorunlar, yangınlar neden geliyormuş? Hatice'nin eski hayatı, eskiden yaşadığı niyet ve dileklerden görüyor muyuz? Hocam, eşim öldüğünde evet cezalandırılıyormuş gibi hissettim. Bu da evet bir kapan mı desem, kıskaç mı desem sıktıkça sıkıyordu beni. Ne zaman ki onu benim kendi talebimle buluşturulup bu söylemek üzücü de olsa sonunda açılan kapıları gördükçe hocam. İşte bunun ödüllerini almaya niyet aldım. Yani bu noktadaki güzellikleri yaşayıp hissetmeye verilen, aslında şu an burada bulunuşum bile anda olmanın hediyesini alıp kabul etmeye niyet aldım hocam. Evet. Şimdi öncelikle şunu bileceksiniz. Her birinizi dinleyen var. Şifa Ünal'dan değil yani. Zaten dinliyor seni. Şifa Allah'tan. Biz sadece onu işaret ediyoruz. Bak burada. O kadar. Yine şifa sende yani. Şimdi dün şunu gördünüz. Her birinize dünkü çalışmada soruldu.
talep ettikleriniz oluyor zannediyordunuz. Hayır, talepleriniz olmuş, gerçekleşmiş dedik. Hiçbir kişi itiraz edemedi. Ne enteresan değil mi? Dışarıda söyleseniz herkes güler geçer. Ve bunun ispatını her biriniz gözünüzle gördünüz, orada yaşadınız. Bütün taleplerimizin içindeyiz. Bu nasıl bir mekanizma? Her birinizin zihninde bir sürü talepler gezinirken yaşadığınız şeyler tam da istediğiniz şeyler. Ne kadar büyük bir çelişki gibi görünüyor değil mi? Çünkü sen onun buradaki halifesi olarak hayatını seçebilme, var edebilme, hatta yaratabilme yetkisiyle buradasın. Onun için şimdi Hatice babasında ve annesinde bazı durumlar görmüş. Ne diyor? Onlar kendisini, babası yalnız bırakmış. Şimdi biraz önceki aslında duyguda olduğu gibi dünyayı az sevmiş babası. Ama onun annesi. Bak buradaki baba, onda anne. Buradaki baba astım yaşıyor. Oradaki anne astım yaşıyor. Bakın nasıl şey geliyor. Ve kendini yalnız hissediyor. Yalnız bırakılmış hissediyor. Dün bununla ilgili bir mekanizma anlattım size. Dünya, madde. YouTube'da var herhalde değil mi? YouTube'da. Dünkü çalışma, yani buranın başı var. Çünkü maddeyi, dünyayı, kadını, dişiyi kabullenemiyor. Onun için duygunun anneannesi 6 kız, annesi 3 kız doğuruyor. Maddeyi o kadar kabul etmedikleri için çok kız doğuranlar. Ben. 3 kızım var hocam. Bak biraz önceki arkadaşımız da 3 kız kardeşti. Onun da 3 kızı var. Tesadüfen tabii. Bir şey anlayalım diye. Evet hocam. Şimdi anladım onu da. Onu da şimdi anladım hocam. Neden 3 kızım var? Bak. Maddeyi, dünyayı kabul edelim diye. Evet. Şimdi bu sebeple Anadolu'da çoğu zaman ne yapıyorlar? Tüh be, kız çocuğu geldi. İyi ki gelmişler. İyi ki varlar. İyi ki gelmişler. Hepsine teşekkür ediyorum. Buradalar. Evet. Şimdi bir tane kız çocuğunu çağıracağım senin. Seni oturtturacağım. Bakalım onlarda durum ne? Teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Hanginiz gelmek istiyorsunuz? Bak. İsteyen gelsin. Gel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi desek ki hani hadi bakalım şimdi bir üç kız annesi olan ya da kardeş olan gelsin desek ancak denk gelir değil mi? Evet. Sendeyiz. İsmin? Esra. Esra. Şimdi sen bir anne seyrediyorsun. Biraz önce de anneannen ve dedeni dinledin. Şimdi anneannen ve dedende olan bazı ihtiyaçlar vardı. Ve şimdi bunların bir kısmını da annende görebildin mi? Yani onların anneannen ve dedenin yaşadığı hallerin ve durumların izlerini annende görüp seyredebildin mi? Evet. Bunu babamın vefatından sonra seyrettim. Annem hep yalnızlıktan bize dert yanıyordu. Hani bütün dünyam babandı. O gitti. Sanki bizler yokmuşuz gibi. 3 kız, 1 erkek kardeş. Ve hep böyle evine gidip yatılı kalmaya çalıştık. Yatılı kalamadığımız durumlarda akşam yemeklerine falan hep gidip ona manevi anlamda destek olmaya çalışsak da görmedi. Belki göremedi, bilemiyorum. Yani aslında deden gibi davrandı. Evet. Dedem gibi davrandı. Evet. Ama ben hep diyordum ki bak biz varız. Bu tesadüf değil. 4 çocuğunun olması tesadüf olamaz. Demek ki bir şeyler yaşanacaktı ki birimiz olmasa diğeri gelecek. Diğer olmasa diğeri senin yanında olacak gibisinden hep böyle konuşuyordum ben. Ama demek ki bir şeylerin anlaşılabilmesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Peki sence annenin gerçekte neye ihtiyacı var? Annemin
elindeki maddi ve manevi nimetleri görebilmeye ve farkındalığa ihtiyacı var. Maşallah. Yani kabul ihtiyacı var. Çok. Evet. Çok. Peki. Sen şimdi anneni bu şekilde gördün ve seyrettin. Şimdi annenin o düştüğü sence hatalara, eksikliklere zaman zaman düştüğün oldu mu? Onları hayatında yaptığın, tekrarladığın oldu mu? Çok oldu. Hı-hı. Çok oldu. Belki farkında olmadan kınadım, eleştirdim ve ben de yaptım. Ama gereksiz olun, gerek başka hocaların videolarını izleyerek, kitaplarını okuyarak dönüşümüme yön veriyorum. Evet. Farkındalıkla. Peki sen hayatında şimdi sana Allah'ın verdiği değerlerin içinde değerini bilemediğin, kıymetini bilemediğin ne var, neler var sence şu anda? Bence ben kendimin daha yeni farkında olmaya başladım. Kendi kendimin. Evet. Ben kendimdeki özellikleri, yetenekleri, becerileri, birçok özelliğimi görmemişim, görmek istememişim. Hep suçlanacak biri varsa önce kendimi suçlamışım. Ve ondan dolayı 10 yılı aşkın 20'li yaşlardan 30'lu yaşlarıma kadar boyun düzleşmesi, kollarda hareket kaybı, sürekli fizik tedavi süreci. Ve bunun sebebinin de hayata tek yönlü baktığımı, kendime toleranslı olmadığımı, esnek olamadığımı, akışkan olamadığımı anladım. Ve bunu fark ettiğim andan itibaren omzumdaki ve kollarımdaki ağrılar geçti. Bakın ne kadar güzel. Fark edişlerle beraber şifalar nasıl geliyor görüyoruz. Peki, senin için dünyadaki en değerli olan şey nedir? Dünyadaki en değerli olan şey verilen can diye düşünüyorum. Bu dünyaya gelip bu dünyayı yaşamak olabilir. Senin için. Yani başkalarının bildiği değil de senin için şu anda. En önemli şey mi? Duygu olarak mı? Senin için dünyadaki en değerli ve önemli olan şey nedir? Hepinize soruyorum. Sağlıklı bir bedende olmak. Eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Onlar. Bak, bir tane en değerli olan şey nedir? Çocuklarım diyeceğim galiba hocam. O ağır bastı sanki. İki oğlum. Şimdi annesinin tekrarı mı? Şimdi bak ne kadar güzel bize servisler yaptı değil mi? Şimdi anne de servisler yaptı. Kızı da servisler yaptı. Şimdi kızı anlayamadığı için annesi de orayı anlayamamış, orada takılmış hala. Şimdi buradan ne okuyoruz biliyor musunuz? Hatice Filiz hala kendisi için yaşamıyor. Doğru mu Hatice? Doğru. Hayır değil. Yok şu andan itibaren dönüşmeye ve kendime... Bırak. Önce burayı bir gör. Benim anlattıklarım, bizim burada konuştuğumuz bilgiler dahil hiçbirini put etmeyin. Şu anda burada bak. Şimdi orada gördük onun için gidiyoruz ufak ufak. İsmini bir daha söyle. Esra. Esra için hala Esra öncelik değil. Hocam bunun idrakındayım. Almaya çalışıyorum. Hayır. Yoldayım. İdrakindeyim diyenler yalan söylüyor. Ben anladım, öğrendim diyenler yalan söylüyor. Bilen yapar. Bu özellikle kişisel gelişim böyle kitapları bilmem neleri hani böyle çalışmalarına gidip de ben öğrendim, anladım, bilmem ne yaptım sen yani bunların hepsi yalan. Anladığın an dönüşüyor. Net. Nasıl lafı dolaştırıyor değil mi? Hepimizin gözünün önünde yani bakın. Şimdi oysa ne kadar öğrenmiş, dışarıdaki birçok insana göre fark edişleri ne kadar artmış.
Ama sistemi kandıramıyorsun. O hala dedesi. Bunu demeseydiniz. Bunu demeseydiniz hocam. Çünkü dedesi için de kendisi yoktu. Ben kendim için varım. Gerçekten varım. Bunu kesin bir yerden söylüyorum. Ama önce bana verilen can dedim. Onu da söylemiştim. Ezber. Bakın. Üzerine örttüğünüz şeyi açmadan göremiyorsun. Şimdi test yapalım. Şimdi Allah korusun tabii. Bir tane tren geliyor. Çocukların bir tarafta, sen bir taraftasın. Yani bir raydasın. Tren gelirken çocuklarını atıp kendini ölebilirsin. Ya da kendini kurtarıp çocukların ölebilir. Söyle bakalım Esra, hangisini seçiyorsun? Hocam bu çok zor bir soru. Söyle. Çocuklarımı kurtardım. Şimdi bu yanlış bir davranış değil. Ama içeride ona onu göstermek için aynaydı bu. Bakın. Şimdi burayı şimdi görsün diye açtığımız bir kapıydı. Bir anne için annelik çok kıymetli. Çocukları çok kıymetli. Allah'ın hediyesi ve ikramı. Korumak durumunda. Diğer taraftan ona verilen can da öyle. Onun için bu hayat içinde şunu bileceksiniz. Sen varsan hayat var. Hayatındakiler var. Bu çocuklarına kıymet vermemek, onlara akmamak anlamında değil. Onun için şimdi dedenizde, annenizde, babanızda, anneannenizde o ihtiyaçları görüyorsunuz. Şimdi o ihtiyaçları tespit ettiğinde şunu soruyorsunuz. Şimdi her biriniz yeni yazıyorsunuz, yazın. Şimdi annemde ve babamda ihtiyacı olmadığı halde ihtiyaç zannettikleri şuydu, yazdık. Şimdi bende ne? Ben neyi ihtiyacım zannediyorum ve o benim ihtiyacım değil. Ve şimdi anneme babama bir tavsiyede bulunuyorum. Bak bir tavsiyede bulundu. Annesinin ihtiyacını şimdi bir daha duyalım. Ne dedi annesi? Çok güzel bir tespitte bulundu. Elindeki maddi ve manevi nimetlerin farkında olmak, onların güzelliğini yaşamak demiştim. Evet. Kendisi için yaşamak. Şimdi bunu gördü. Şimdi tabii bir sürü eğitimler, bir sürü farkındalıklar var. Biz oradaki çok ince bir noktayı alıp çıkartıyoruz. O şimdi birçok şeyi aslında halletmiş. Birçok şeyi fark etmiş. Ama göremediği içeride bıraktığı bir noktayı gösteriyoruz. Çünkü orası yine onu perde arkasında kendinden uzağa koyacak idi. Şimdi fark ediyor ya. Çocukların mutlu olabilmeksi için mutlu olmak durumundayım. Hatta zorundayım. Mutlu olmayan bir anne baba çocuğuna mutluluk mirası veremez. Buna itiraz olan var mı? Hayır öyle değil diyecek var mı? Yok. Peki ben çocuğumun mutluluğu için şunu yapıyorum. Ama mutsuzluk veriyor bu bana. Demek ne kadar mantıklı. Bu evliliği, bu ilişkiyi, bu işi sadece çocuğumun hatırı için yapıyorum. Yoksa ayrılırdım. Yoksa bu işte durmazdım. Yoksa bu ilişkiyi bitirirdim demek ne kadar mantıklı o zaman. Kendini kandıranlar.
Bir anne de bir baba da mutlu olacak ki mutluluk mirasını çocuğuna aktarabilsin. Diğeri ego sevgisi. Çocuk sevgisi değil. Bu söylediğimi anlamayan var mı? İtirazı olan da yok. Maşallah. Öyleyse nasıl ki çocuklarınıza böyle akıyoruz. Şimdi bu sefer geçmişimizin bize akıttığı bilerek ya da bilmeyerek olumsuz ya da nefsani çeşitli davranışları da bu şekilde temizleyebilip onlardan da arınabilme hakkımız var. Bak babası Hatice Filiz'e yalnızlığı, yalnızlıktan şikayeti, dünyadan, hayattan şikayeti miras olarak bırakmış. Torununda var hala. Onun için dedesi deyince içeriden çok rahatsız oluyor şimdi o. Ben de rahatsız oluyorum. Rahatsız oldum, evet. Nasıl? Bir, yüksek sesle söyle. Evet. Derin yalnızlık, derin yalnızlıkla ilgili ilk defa duymuyorum buradan. Bir iki yerde daha söylediler ama ben reddetmiştim. Bu da üç olunca demek ki Allah bana bir mesaj veriyor. Evet. Çünkü derin yalnızlığımdan dolayı yani eşimle aramızdaki o sinerji çok iyi olmasına rağmen o hep böyle dışarıda bir işlere gidiyor. Yani ben onu akşam hep böyle bekleyerek geçiyor zaman. Evet. Ama yani aramız iyi gayet, bir şey yok. Evet. Onun işi ama hep dışarıda. Gel, geç gelerek. Gel. Taşına giderek veya ani mesela eve geliyor. Yemek yiyor. Ani bir telefon geliyor. Esra benim çıkmam lazım diyor. Çıkıyor gidiyor. Benim uykum gelince de ben yatıyorum tabii. Şimdi arkadaşlar. İnanç kalıbı nasıl ilişkiyi etkiliyor görüyor musunuz? İnanç kalıbımız. Oysa ki yani... Çift olarak dışarıdan bakıldığında gerçekten imrenilen bir ilişkimiz var ve ben iç alemimde de hep razıyım kendisinden, Allah razı olsun. Bunu yüzüne de söylüyorum, gıyabında da söylüyorum. Yani o ikili ilişkiden hariç böyle bir uzaklaşma hali söz konusu oluyor. Çok şükür. Şimdi burada bir tane kelimeye dikkat çekmek istiyorum. Esra'nın kaç kere hep dediğini duydunuz değil mi? Kayıtta da olacak. Şu anda canlıda değiliz ama daha sonra da bu yayınlanacak. Şimdi bunun sebebi ne biliyor musunuz? Hala dede, anne ve oradaki kodlar devam etsin isteği şuur altında. Şu anda daha oğul görmedi bu dediğimi. Evet, görmedim. Şu anda görmedim. Mesela sen neden dolayı hep dersin? Düşünmemiştim. Yani bir şey eskide vardı, şimdi de var, gelecekte de var olsun dediğinde hep dersin değil mi? Tabii. Evet. Şimdi sen bu konuları anlatırken, yani derin yalnızlık konusunda, dedenin konusunu, annenin konusunu anlatırken bize onlar hep böyle yapıyorlardı diyorsun. Yani onlara değişme hakkı vermediğin gibi sana aktarılanın da hep devam etmesini isteyen o mirasa saygılı bir Esra anlatıyorsun bize. Burayı görmeyeniniz var mı bu dediğimi? Görmeyen el kaldırsın. Bak hepiniz görüyorsunuz değil mi? En az Esra görüyor şu anda. Oysa ki Esra buradaki birçoğumuzdan çok zeki ve akıllı bir kadın. Sen gördün mü söylediğimi? Şu anda görüyor musun? Sen gördün mü? Şu anda fark ettim. Maşallah. Şu anda. Evet. Şimdi öyleyse soydan aktarılanlar devam ediyor içeride. Sen bunu görüp fark edene kadar, uyanana kadar seni yönetiyor, gidiyor. Onun için içeride dede yaşıyor diyorum, bakıyor. Herhalde yanılıyor diyor. Yani, biri diyor, bak birçok şeyi doğru okudama diyor. Burada kesin yanlış diyor. Ben eminim diyor, beni yanlış. Azıcık da şuur altı okuyalım da hani şimdi o da
Hocam, anlamadı. Meslekten dolayı da hani delillerle şeyiz ya. Avukatım ben. Bu iyi geldi yani. Hocam gel. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten. Dün akşam kendime sordum. Yaklaş gel. Kardeşim. Dün akşam kendime sordum. Benim eşim sürekli şehir dışında. Sürekli. O kadar sürekli ki iptal ediyorum hepsini. Artık her gün eve geliyor. Şu taşçıya bile dedim ki bunların kocayı eve getireni yok mu dedim. Yokmuş. Ama geliyor. Günübirlik geziye gidiyor hocam. Uçak kalkmadı, adam eve gelmedi. De, kendime dedim ki yani ben bu yalnızlıktan bıktım. Şimdi aydınlandım. Maşallah. Şimdi bakın bu inanç kalıbı devam ediyor ya. Şimdi hepinize ince bir soru. Neden böyle bir mirasa bu kadar sahip çıkmak istiyorlar? Manasız. Hadi bakalım. Besleniyoruz demek. Bak bunu şimdi herkes anladı. Yok herkes duydu, sen de duydun. İçeriye alamadın sadece. Duymayan var mı en arkadan? Sesimi duymayan var mı? Soruyu anlayamadın değil. Duyamadın da değil. Ablam benden 7 yıl önce evlendi. Şimdi eniştem dedi bu yaşadıklarını görünce yok dedim ben öyle diye seçmeyeceğim. Neyse Antep'te her gün eve gelenle evleneceğim dedi. Burada bu sefer şehir içinde gidiyor. Evet. Benimki şehir dışı, ülke dışı gidiyor. Bakın. Onunki içeride gidiyor. Yalnızlık nasıl der? Gel anne dedi gel. Suç yok şimdi. Biraz yaklaşın şöyle gelin bir dakika. Şimdi kendini yalnız hissetmeye devam ediyor musun? Yok hocam etmiyorum. Bak kızlarım burada siz varsınız. Bu kadar arkadaşlar. Çok mutluyum. Herkes benim arkadaşım, dostum. Hiç yalnız değilim. En başta Allah'ım beni seviyor. Ya. Allah benimle. Evet şimdi bu şu anda onlar içinde olduğu için onların değil sizin ancak cevaplayacağınız bir soru. Onlar sadece düşünecekler. Neden böyle bir mirası aldılar ve neden hep deyip o kadar sahip çıkıyorlar, bırakmaktan korkuyorlar ve çekiniyorlar bu yalnızlık mirasından diye size soruyorum. Hocam otoriteyi kabul etmemek. Değil. Siz bu sizin göreceğiniz bir şey değil şu anda. Çünkü siz suyun içindesiniz. Ama onlar görebilir. Gel. Soruyu anladınız değil mi? Burada. Evet. Gel. Dinleyin size. Suçluluk duygusu olabilir. Ben onlardan daha farklı, daha coşkulu bir hayat sürersem onu onlardan ayrı düşebilirim. Evet. Olabilir. Var mı kalbada? Cevap var mı? Gel. Cevap verecek geliyor buraya. Gel. Cevap kim verecekse buraya. Cevap verecekler buraya. Gel. Hocam bence bizim toplumsal olarak Antep'te benim gördüğüm bizler ilk önce kendimiz dememe şeyindeyiz. Duyumlarında büyütüldük. Ben dersem, çocuklarım ya da eşim dersem olmaz, yanlış olur. İlk önce çocuklarım ve eşim, sonra ben. Aslında bu bencillik. İlk önce ben. Tekamül yolunda ben. Şimdi şu sorunun şimdi onlar cevabını bekliyorlar. Biz neden dolayı diyorlar? Dedem böyle bir dede seçtik. Kendini çok yalnız hissediyordu. Geldiği hayatta yeteri kadar içine alamıyordu. Ve yalnız öldü. Yalnızlıktan da şikayet ederek öldü. Bak. Kendini bulamıyor. Dur bak soruyu biraz daha. Ve aynı zamanda yani yalnız kalsınlar diye onlar da kocalarını dahi uzay yolluyorlar ki Hatice Filiz kocasını ölüme yolladı. Yalnız kalabilmek için. Özgürleşememekten mi korkuyorlar hocam? Bak siz bu cevapları duyunca tatmin olduğunuzda evet diyeceksiniz. Özgürleşmekten korkuyorlar. Özgürleşememekten korktukları için hep böyle yalnız bırakılmışlar diye düşünüyorum ben. Tatmin etti mi sizi bu cevap? Yok. Hemen arkaya geç. Gel. Buradayız. Yani bence şöyle aile sisteminden ayrı düşmemek, dışlanmamak istiyorlar. Ayrı
Ben de sizin gibiyim. Yani biz de sizdeniz. Biz sizin devamınızız. Ve bizi dışlamayın. Biz siziz. Yani bu sizi şuurlandırıp tatmin olduysanız evet. Yoksa devam edeceğim. Hocam evet. Düşündüm ki. Tamam mı? Bunlar benim çocuklarım. Başkasının olmaz. Dışlanma. Evet. Tamam. Peki. Dışlanmak diyor bir tane orta kabul gördü. Hocam bence yakın ilişki yaşama korkusu ve sorumluluktan kaçma. Yakın ilişkinin getirdiği sorumluluktan kaçış. Bu değilmiş. Sen konuştun. Hocam bir de bu dünyaya gelirken hani bırakıldığını düşünme. Hani Allah geliyor bizi burada yalnız bıraktı. Biz sahipsiziz. Burada yapayalnız kaldık. Hani sahip çıkan da yok bize. O yüzden biz bu dünyada yalnızız. Bu yüzden de kendilerini yalnızlaştırıyorlar aslında hayat içerisinde. Ben de tamam hocam. Ben uydu mu? Aslında hayatın kendisine bir hediye olarak, bir güzellik olarak verildiğini görmektense bir ceza olarak Allah beni buraya yolladı. Burada da yalnız bıraktı. Ben burada da ızdırap çekiyorum, ceza çekiyorum. Cezalandırıcı Allah inanacak. Hocam doğru söylüyor. Eşim 10 kardeş. Öyle bir kalabalık içindeyim ki ama kesmiyor beni. Doğru söylüyor. Evet. Şimdi diğerlerini de alalım. Şimdi bakın tabii çok şükür. Şifacının yolundaki arkadaşlarımız tabii ki maşallah birçok şeyi çok güzel anlatıyorlar. Evet. Hocam ben şöyle fark ettim. Esra hanımefendiye konuşurken bir şey söylemiştiniz. Atalarımız mutsuzsa eğer bize mutsuzluklarını miras bırakırlar dediniz. Veyahut da bu yalnız kaldıklarını hissediyorlarsa o mirası taşıyorlar farkında olmadan. Yani hepimiz de. Ben onların da bu yükü böyle taşıdığını düşünüyorum. Miras olarak aldı ve devam ettiriyorlar. Evet. Çünkü demin öyle bahsetmiştiniz konuyla ilgili. Yaklaş, gel. Gel. Burada seçmiş oldukları yalnız bir talep üzerine zaten. Yalnızlığı istemeleri varlıklarını kabule geçmek. Varlıklarını görebilmek. Yaklaş. Merhaba. Ben asıl kelimenin hani değersizlik olduğunu düşünüyorum. Atalarında hiçbiri tamamen kendini değerli hissedemediği için hepsine bir değersizlik duygusu gelmiş. Değeri öğrenememişler yani. Değerliyim mi? Öğrenememişler. Evet hocam. Benimki bu beyefendi ve bu hanımefendi söyledi. %100. Evet. Şimdi yaklaşın şöyle. Hep beraber gelin bu tarafa. Böyle hemen gelin beraber. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi onlar da kendi kulaklarına tesadüfen bunları duyurmadılar. Her birinin gördüğü açı kendisiyle de alakalı. Şimdi kalkanlar şimdi kendi kulaklarını duyurduklarını da şimdi bir daha hissediyorlar. Yani bu ekibin bir parçası çünkü hepsi. Hepimiz. Hepimiz gibi onlar da bir parçasıyız. Öyleyse bir incesi, ortası, üstü, daha üstü ve bir tane konunun, bilginin bir sürü aşaması var. Şimdi aslında her birisi bir tarafını anlattı. Şimdi bir arkadaşımız dedi ki, geldikleri ruhsal planda o kadar güzel ağırlanıp, o kadar güzel haller, buluşmalar yaşarken, dünyaya geldiklerinde bağı o kadar sert kestiler ki, ben tamamlıyorum birazcık da. Yani çünkü bağ devam etse burada kalamayacaklar. Burada kalabilmeleri için ruhlarıyla ruhsal bağlantıyı o kadar yoğun kestiler ki, bu beslenememek onları dünyada yalnız hissettirdi. Dededen miras. Ve burada buraya geldikleri için yeryüzünü ve dünyayı değersiz de gördüklerinden dolayı kendilerini de değersiz ve değer verilmiyor hissettiler. Bu sebepten dolayı ruhlarını veya şimdi bu inanç kalıbı, bu inandıkları şeyden dolayı erkeklerini, erinlerini uzağa yollayarak
Yani ruhsal plandan uzaklar ya. Bu inançları ne yapıyor? Burada da erkeği uzağa yolluyor. Çünkü diyor ruhumuz eril bizden uzakta. İnandığı burada da gerçek oldu. Onun için onların erkekleri uzaktaydı. Orada bir kardeş daha var. Orada durun ne? Gel. Bir kardeş daha var. Şimdi o da varmış. Şimdi bakalım orada sen en küçük müsün? Evet. Ben kızların küçüğüyüm. Benden sonra bir erkek kardeşim var. Evet. Şimdi ben de hocam iki ablamla gördüm. Eşleri işte gidiyorlar. Ben dedim ki böyle bir şey seçmeyeceğim. 6 yıllık evliyim. Benim eşim hep yanımdaydı. Yani sabah işine gider, akşam evine gelir. Biz beraberdik, birlikteydik. İkinci doğumdan sonra yani yaklaşık 50 gündür adam yok. Piyasada yok. Gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Ne oldu anlamadım hocam. Benimki de gidiverdi. O da çalışıyorum diye gidiyor. Evet. Şimdi burada gördük mü? Bakalım. Kader prensibi nasıl çalışıyor? Erkeklerini uzağa yollayanlar. Şimdi bunlar uzağa yollayanlar. Bir de başka kadına yollayanlar var. O da ayrı bir konu. Bakın kocaları gitmiyor. Kocalarını onlar yolluyorlar. Burası önemli. Ancak miras büyüyor içeride. Bunca zaman neden yollamadık diyor. Ancak büyüyor. Çünkü ancak anne oldu. Ancak şimdi kızları, çocukları değil mi? Yani büyüdükçe olgunlaşıyor içerideki miraslar. Ha şimdi çok genç olan yaşlar hani bende yok diyor. Annemdeki yok, bende yok. Daha büyümedin ki. İçerideki taraflar bir büyüsün. Ve bir bakıyorsun ki şimdi şöyle hepimiz gelelim. Şöyle 30 yaşını geçip de annesi gibi kendini hissetmeyen kadın babasının yaşadıkları ve yaptıklarına yakın ve benzer şeyleri yaşayan erkek ve hayır ben annem gibi olmadım, ben babam gibi olmadım diyen kim var? Bakıyorum. Var mı? Bak orada benim teyzem de var. Kalk teyze. Sen annen gibi oldun mu? Bak olmuş o da. Anneannem gibi ya. Evet. Erkeklerden. Bak görüyor muyuz? Dönüştürmeyince ne oluyor? Görüyor muyuz arkadaşlar? Ama her birinizin kilidi farklı. İhtiyaç farklı. Onun için anne ve babada bu ihtiyaçları gördüğümüzde kendimize bakacağız. Onlara söylemesi kolay. Ben de babama diyordum. Baba şöyle yap ya, böyle yap diye ahkam kesiyordum. Bak diyordum şunları şöyle yapalım, bunları böyle yapalım. Allah rahmet eylesin. Babam gitti bir baktım hiç öyle değilmiş yani. Hocam oğlum da benden uzaklaştı. Oğlum da benden uzaklaştı. Erkek kardeşim de uzaklaştı. Hayatımda erkek kaldı. Bakın. Ne kadar güzel. Hayatımızın ve kaderimizin kodlarını görüyor musunuz? An be an nasıl işliyor? Allah'ın o mükemmel sistemi her birimizin üzerine nasıl işliyor? Yani her biriniz aslında şu anda serili ayetleri görüyorsunuz. Her yerde yazıyor bakın. Her birimizin hayatında yazıyor. Müthiş nizam yazıyor. Uzaklaşsın istemiyorum ama ben çok üzgünüm oğlum uzaklaştı diye hocam. Çok üzgünüm. Şimdi bir dakika kelam bilginleri ne diyor? İstiyorum diyor hocam. Uzaklaşsın ben diyor. Oğlum evet. Sen de katılmıştın değil mi kelam bilginine katılmış mıydın? Yok hocam ben inzivaya katıldım. İnzivaya katıldın tamam. Evet kelam bilginleri hemen buradan diyor ki zaten tam istediğim. Devam ediyor ama bak istemeye. Bakın erkeği, erili, ruhu, ruhsallığı henüz daha yakına almaya yeni yeni başlıyorlar. Şimdi aslında ruhsal konu girmiş içeriye. İnziva ile girmiş. Bak inzivada şimdi ne yaşamış bir cümle söylesin. Hocam en zorlandığım otoriteye itaattı. Kabule geçtim. Ne dedin ise onu yapmaya çalıştım. Ne yaşadın? Ne yaşadım? Bilmediğim alemleri izlemeyi gördüm. Oradaki seyrettiğim bir hafta aklımdan çıkmadı.
Orada eşimin vefatını başka bir boyutta, başka bir alemde seyrettikten sonra onun vefatını kabul ettim. Yoksa eşimin vefatında cezalandırıldığımı düşünüp yine çok kızıp çok ağlıyordum. Ondan sonra kabule geçtim. Şimdi siz inziva kampından sonra annenize bir değişiklik, bir dönüşüm, bir fark gördünüz mü? Ne gördünüz? Daha böyle akışta, daha sakin gibi. Yani bizim hani şunlar şunlar yapılacak dediğinde yapmadığımızda büyük tepkiler oluyordu. Ama şimdi de siz bilirsiniz kanalına geçti. Sen ne gördün? Çok kuralcı bir kadındır annem eskiden. Çok belli başlı o standartların, o vazgeçilmezleri vardı. Onları bıraktı. Dedi ki artık benimki mesela bir iş oluyor, onun istediği gibi olmuyor. Ha diyor, böyle olması gerekiyormuş diyor. Daha kabulde, sakin. Böyle bir çok şükür. En küçük olarak gel ortaya. Kucakla anneni şöyle bir. Evet, diğer kardeşler de. Şimdi hepiniz güzelce bir kucaklayın hepiniz. Evet, her birinizden bir parçayı güzelce kucaklayın. Evet, kapatın gözlerinizi hepiniz. Bu kucaklaşmanın içinde ve ortasında olun. Geçmişten ve eskiden gelen miraslarımı görerek, neden ihtiyacım olduğunu hatırlayarak, fark ederek önce alıp kabul ediyorum. Ve şimdi içinden fayda vereni, faydama olanı alıp artık bana fayda vermeyeni toprağa, hiçe, hiçliğe bırakıyorum. Bıraktığım an içinde kucaklıyor ve kucaklanıyor, hafifliyor, hafifletiliyor sevgiyle, sımsıkı sarıp sarmalanıyorum. Şükür olsun. Ay. Teşekkür ederiz. Hepimize teşekkürler olsun. 10 dakika kar topu molası ve çok güzel taşlarımız var. Taşlarımıza bakalım. Güzel böyle halleşelim, birbirimizle buluşalım. Bir sürü şifacılarımız var. Onların hayatlarında kendini iyileştirmesiyle ilgili bir sürü deneyler, deneyimler var. Tabii bu bir yol, bir yolculuk. Ve bir bakıyorsunuz ki bir şeyi idrak ettiğiniz arkadaşlar hayat iyileşmeye başlıyor. Ama önce bir yola çıkmak lazım. Şifacının yolu bizi bu yolculuğa çıkarıyor. Onun arkasından dervişin yolu, rüyaların rehberliğinde uyanabilmek, bir yepyeni enerji alanlarına ilerleyiş, bunların her bir tanesi ünalguner.com'da var. Yani buradan önce şifacının yolu sınavına giriyorsunuz. Eğer kazandıysanız o yola giriyorsunuz. Baktınız kazanamadınız, 2-3 ay sonraki haline bir daha girin. Baktınız olabilir o anki halin o sınavı geçmeye yeterli olmayabilir, bir daha girin. Ve adım adım bir şekilde kendinizi ilerletmeye bırakın. Çünkü önümüzdeki dönem arkadaşlar, kendine emek verenlerin, fark edenlerin, uyananların dönemi. Uyanamayanlar çok sopa yiyecek. Neden? Çünkü sürüyle hareket edecek ve sürü zihniyetinde olan insanlar çok yakın zamanda pandemide gördüğünüz olayları misli misli yaşıyor olacaklar. Yapmanız gereken şey hayatınızın değerini ve kıymetini bilerek kendinize sevgi ve saygıyla, çevrenizdekilere, ailenizdekilere, yaşadıklarınıza gerçekten kucaklayıcı bir halle, kabulle kucaklayarak yaklaşmanız ve kendinizi iyileştirirken çevrenizdeki insanların da hal durumları, burada mesela anne ve babada bunları görüyoruz. Onlardaki eksik gördükleriniz, iyileştirilmesi gereken diye gördüklerinizi kendi hayatlarınıza iyileştirerek devam ediyor olmanız. Şimdi bir şey fark ettim dedi. Dur dedim, bir şey fark ettiysen şu anda sormayın. Burada tabii imza yapmıyoruz biliyorsunuz. İmzamız birazdan 3'te. Onun için saat böyle 2:20 geçe buradan çıkalım. İmzayı ancak dileriz. Bana haber verin. Evet, gelin bakalım. Ne aktaracaksınız, ne diyeceksiniz? Ben şimdi dinleyeyim.
Tanıtın kendinizi. Canan Kaleli. Çok. Canan Kaleli. Ben buraya gelmeden önce bir sorum vardı. Ben de eşimi kaybettim. Yarın da ölüm yıl dönümü 5 Şubat. Bunu niçin sizi daha önceden beri çok yıllardır takip ettiğim için hani kabul değil ama bunu niye seyrediyorum diye merak ediyordum. Sanki bu aile dizilimi gibi benim için açıldı buradaki şeyler. Kendimden öteye attığımı fark ettim. Derin yalnızlık kelimesini ilk defa duyuyorum bugün burada. Evet, kabul ediyorum. İki tane oğlum var. Başlıyoruz. Evet. İki tane oğlum var. Birisi eşim vefat ettikten sonra evlendi. Öbürü küçük, 15 yaşında. O benden çok uzak. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum ama konuşmak istemiyor. Ergenlik halleri diyorum ama biraz öteye geçtiğini düşünüyorum. Onu da uzağa atmışım. Evet. Bunu tersine nasıl çevirebilirim? Evet, şimdi isim neydi? Canan. Canan diyor ki şimdi yani her gördüğümüz A harfi anne demek değil. Şimdi hayat okumalarına birçok kişi biliyor. Şimdi o da erili, kocasını ve oğlunu uzağa koyanlardan. Fakat ruhunu şu ana kadar uzağa koyma ihtiyacında olanlardan. Çünkü eğer ruha, ruhsallığa giderse topraklanamayacağını, hayatla yeteri kadar bağ kuramayacağını, bu hayatı ihmal edeceğini düşünüp zannedenlerdi. Doğru mu? Dost doğru. Evet. Şimdi yani burada şimdi bir manzara seyrettik ama bize anlattığı da bazı ufak tefek her birimize harf değişiklikleri olabiliyor. Peki neden dolayı sizce bu dünyaya topraklanma eksikliği ve korkusu yaşıyor? Önce kendisine soralım, sizler de düşünün. Bilmiyorum. Şimdi o bugüne kadar zihniyle topraklanabiliyor. Zihinle topraklanmak ne demek? Şimdi ben ona soracağım, o size anlatsın. Her şeyi anlamlandırmaya çalışmak, her şeye maddi bir dayanak bulmak. Hep, evet, işte kanıtı bu. Hep böyle geçti hayatım. Evet. Böyle. Çünkü akışa bırakmaya korkuyor. Akış ruhsallık. Onun için akışı uzağa koydu o. Doğru mu? Evet ama farkındayım artık. Yani onu akışta olmak için çaba gösteriyorum ama bu işin çaba göstermeden olması gerekiyor, evet. Değil mi? Evet. Yani akışa bırakmak çabayla olur mu? Hani şimdi çünkü çabada hala endişe var, korku var. Endişeyi ve korkuyu bırakmadığı için hani böyle debelenerek çıkabilir miyim buradan diyor, değil. Diyelim ki şimdi onu kapat gözlerini. Bir uçurumun kenarına getirdik seni. Sen şimdi bir kartal yavrususun. Ve uçurumdan aşağı bakıyorsun. Uçmayı öğrenmen lazım artık. Ama şu ana kadar korkmuşsun. Annen, baban, etrafındaki birçok kartal uçuyor. Ama o yükseklikten, o uçurumdan aşağı doğru baktığında korkuyorsun yani. Çünkü hiç uçmadın, hiç bırakmadın, hiç akışa teslim olmadın. Diyorsun ki, evet tamam herkes uçuyor ama ya ben uçamazsam, ya kanatlarımı açtığımda hava dolmazsa. Defalarca uçurumun kenarına gelip dönmüşsün. Cesaret edememişsin. Evet, mantıken uçuluyor. Ama uçamayıp yere çakılanlar da olmuş. Bırakamadıklarında, çabaladıklarında, korkup endişelendiklerinde, çok hızlı kanatları çırptıklarında
uçmayı öğrenememiş, yere çakılmış bir sürü ceset de var. Çünkü onlar bırakamamış. Şimdi geliyor bir el. Canan. Uçmaya hazır mısın? Sadece kendini bize bırakacaksın. Sen bıraktığın an seni kucaklayıp havaya kaldıracağız. Canan hala tereddütte. Adım atmaya korkuyor. Ama diyor, çok yüksek burası. Aşağıda çok sivri kayalıklar var. Ya düşersem? Ya parçalanırsam? Haydi diyoruz. Haydi. Hala adım atmaya korkuyor. Ve birden o aşağı bakarken onu aşağı doğru itiyoruz. Bir adım at. Kanatlarını açıyor, çırpıyor. Ama aşağı düşüyor. Daha çok çırpıyor, aşağı düşüyor. Nefesi kesilecek gibi oluyor Canan'ın. Hadi diyoruz, Canan bırak. Hayır diyor, yapamayacağım. Aşağı düşüyorum. Kanatlarımı çırptıkça aşağı doğru düşmeye devam ediyorum. Canan bırak diyoruz. Olmayacak galiba. Daha hızlı düşüyor. Korktukça daha hızlı düşüyor. Endişelendikçe sanki yere çarpmak üzere. Artık diyor yapacak bir şey kalmadı. Allah'ım. Madem ki canımı verme zamanım geldi. Bırakıyorum. Ve kanatlarını açıyor. Kanatlarını açtığı anda hava doluyor içine. Kocaman bir nefes al. Ve birden hava onu taşımaya, yükseltmeye başlıyor. Hava onu yukarılara, gökyüzüne doğru taşıyor. Bırak Canan, bırak ki daha yükseltelim, kaldıralım seni, hafifletelim. Hafifliğinle gökyüzüne doğru, daha içeriye, daha derine. Daha derin nefes al ve daha kolay bırak. Bak seni ne kadar da güzel kucaklıyor. Kucaklayana bırak. Bırak ki kucaklayalım. Sevelim, sevdiğimizi hissettirelim sana. Ne kadar kıymetli olduğunu, sana ne kadar değer verdiğimizi, ne kadar değerlimiz olduğunu hissettirelim. Ve bunu hissettikçe daha da sadece kanatlarını açarak uçuyor. Sadece bırakarak akıyor. Ve şimdi bu akış, bu akışın içerisinde seyrediyor. Bu seyir, bu şahitlik. Ne de güzel bir şahitlik. Nasıl da güzel bir hafiflik ve ne kadar da güzel bir tat bu Canan. Ve şimdi bize bu hafifliği, bu hafifliğin tadını, bu akışı, bu akışın içinde olmanın lezzetini dillendir, ifade et bize. Nasıl bir tattır bu? Seni dinliyoruz. Rüzgarı hissetmek çok güzel. Yok gibi görünüyor ama çok güçlü. Süzülüyorum. Bırak. Bırak. Daha hafif. Hatta kanatlarımı çırpmama bile gerek yok. Bu hafifliğin tadı nasıl bir şey? Çok huzurlu, dingin, lezzetli. Bu akış nereye, nasıl götürüyor? Hiç sormuyorsun değil mi? Evet. Andayım. Sormaya ihtiyaç yok. Seni kucaklayan şey ne böyle? Nasıl bir tat ve lezzet kucaklıyor seni? Tevekkül etmek. Anlamı o gibi sanki. Hı hı.
Şimdi daha da içeriye ve daha da derine uçmaya hazırlan ve bırak. Sanki içindeki boşluğa, hafifliğe, tat ve lezzete doğru bırak kendini. Bütün kontrolü içindeki tada, huzura bırak. Bıraktıkça akışın içinde daha hafifleyerek ve tad alarak, tadın içinde tad olarak lezzete, lezzetle bak. Ve şimdi sanki göğsünün içinden, kalbinin içinden yepyeni bir kuş olarak o boşluğun içinden şimdi daha derine ve daha içeriye doğru akmak üzere bırak ve ak. Ve şimdi bu akışı seyrettiğini, fark ettiğini aktar ve anlat bize. Sanki bir tek ben varım. Ama herkes de var. Gücünü anlat bize. Bıraktığında sana verilen gücü anlat ve aktar bize. Yaprak gibi hafifim, uçuş uçuşum ama sanki bir ağaç gibi köklerim var. Gücü oradan hissediyorum. Bu hafifliğin ve yumuşaklığın gücünü anlat bize. Ne hissettiriyor sana? Direnç yok. Çok hoşuma. Şimdi bırak ruhundan sana hediyeler aksın ve sunulan hediyeleri al ve kabul ederek bize anlat neler veriliyor. Buradayım. Hayatın hediyelerinin farkındayım. Ama olmasa da olur. Şükürler. Razılığın içinde. Şimdi bedenin içerisine, bu hayata, bu cana, bu güzel ve güzelliklere yeniden yepyeni bir sen olarak, yepyeni bir canan olarak başlayabilmek üzere bu bedenin içine tepeden içeriye gir. Ve her birimizin tepesinden aşağıya ışıkları ve nurları gönder böyle. Her birimizin yüreğine gönlünden bir nur parçası yolla. Açın ve alın. Ayaklarınız yere sağlam basın. Bu yaşadığın tadın, farkındalığın ve gücün zerresini, bir parçasını her birimize yolla canım. Ve her birimiz bu hafifliği, bu hafiflemeyi, bu tadı ve lezzeti, bu yumuşaklıkla gelen gücü almaya açalım kendimizi. Kabule geçerek, kabul ederek. Verenin hürmetiyle verileni alarak, alışta, alabilmenin kabulünde, kabulle kucaklayıp kucaklanalım. Ve kanatlarımızı açalım. Açılsın. Hafifleterek, hafifleyerek, gökyüzünde böyle bırakın hava kaldırsın. Tat ve lezzetle uçursun. Ne kadar da sevgiyle sarıp sarmalandığının
hissi ve farkındalığıyla. Sana ne kadar değer ve kıymet verildiğinin bilgisiyle. Onun nefesini göğsünün içinde boşluğunda hissederek, daha da şimdi yelkenler şişsin, kanatlarım daha da şişsin ve daha da yükseğe, daha da içeriye ve derine, daha derinlerinden gelen ve sunulan tat ve lezzetler, hediyeler, dileyene ve isteyene sunulurken, isteyen alsın, kabul etsin. İsteyen buluşsun, buluşturulsun. Buluştukları tat ve keyif verirken. Göğsünü bir daha sıkıp bıraktığı an bırak ve o hafifliği, o tazeliği, yeniyi ve yeniliği, güzeli ve güzelliği hisset. Ve tam da buraya, burada olmaya ve şimdi hayatın değerini bilerek, değerlendirerek, değerlendirilerek şu anda bedeninde, canınla, kanınla, her şeyinle tam bir ve bütün olarak hemen şimdi ve burada ol. Ol. Ve istediğin ve dilediğinde yavaş ve sakin bir şekilde kendini burada hissederek gözlerini açabilir. Yaşadığın hal, tat ve güzelliklerle burada olabilirsin Canan. Canan olarak yeninin içinde yeniden ol. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir herkese bir göz selamı verelim Canan. Merhaba. Bu yeni Canan. Ben de memnun oldum. Evet. Şimdi Canan'ın anlatacakları var. Anlatmayıp anlatacakları var. Değil mi? Al mikrofonu eline. Bize ne aktarmak istersin Canan? Yaşadığın, fark ettiğin ve hissettiklerini şimdi bize dillendir. İyice yaklaştır mikrofonu. Puanın etkisindeyim Canan. Yaklaştır mikrofonu öyle. Şunu da şöyle tut sadece. Şöyle, evet. Şunu şöyle tut. Tamam. Tamam. Yaklaştır mikrofonu. Ne fark etti Canan? Aslında çok kolay olduğunu fark etti. Ne kadar engel koyuyoruz. Yani zor olan öbür türlüsü. O kadar çok engel koyuyoruz ki ne kadar çok efor sarf etmişiz, zaman harcamışız. Zorlaştırmak için bayağı bir emek sarf etmişim yani. Sadece bırakabilseydim. Evet. O kadar. Geçmiş, şimdi geçmişte 5 sene evvelki Canan'a ne dersin? Şimdi git şu Canan, 5 sene evvelki Canan burada. Ne diyorsun ona? Boşa mücadele mi diyorsun? Sen yolunda tüm iyi niyetinle ve gayretinle devam et. Asla durma ama endişe etmene hiç gerek yok. Olan her şey oluyor ve olmakta ve hayrına. Bil ki her yaşadığından sonra çok farklı olarak çıkacaksın. Yaşanan, yaşattıran herkese teşekkür edeceksin. En çok da seni kırana, üzene, en çok onlara teşekkür edip belki en çok onlara dua edeceksin. Çok ilginç. Beş sene evvelki Canan bunları söyleyeceğine inanıyor mu? O an için değil tabii. O an için değil. Canan bunları bir bilgiyle söylemiyor. Şu anda ona yaşattırılanı söylüyor. Ezber değil. Hissi bu. Onun için
Her birinizin içinde bir Canan var. Ama 5 sene evvelki Canan da var. İşte bu uyanan taraflarınız o uyuyan taraflarınıza davetiye yolluyor. Hadi gel diyor. Vakit geldi. Uyanalım. Fark edelim. İlla zor yoldan yapmak durumunda değilsin. Ne kadar zormuş değil mi o şekilde yaşamak Canan? İnanılmaz zor. Yıpratıcı. Sadece kendine değil çevreni de yıpratıyorsun. Evet. İnanılmaz zor yani. Maddi, manevi. Yani çok kaotik bir de. Şimdi nasıl görünüyor bütün bunlar? Anlamsız diyemeyeceğim. Yani şu noktaya gelebilmem için onlara ihtiyacım vardı. Çok şükür. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ olsun. Evet, gel. Gel sor. Merhaba ben. Hocam ben bu konuda çok yeniyim. Gel, yaklaş. Çok fazla video izlemedim, hiçbir seansa katılmadım. Böyle bir ortamda da ilk defa bulunuyorum bu konuda. Biz de ilk defa buradayız. İlk defa bugün sadece, buradayız. Ya sadece siz değil, hani hiç kimseyi ben bir seansa katılmadım. Şunu ben merak ediyorum. İyileşmek için illaki bu aşamalardan geçmek zorunda mıyız? Bunları yaşamak zorunda mıyız? Daha pürüzsüz, biraz daha engebeleri az olan yollarla düze çıkmak mümkün değil mi? Canan bir daha gel, bu soruyu sen cevapla. Diyor ki yani bir sürü şimdi zorluk yaşadın, kocasını kaybetti. Ben de aynı bir sürü zorluklar yaşadı. Ben de yaşıyorum şimdi bu, hocam. Evet, bu kadar şimdi zorluklar yaşamadan buraya gelsen olmaz mıydı diyor şimdi. Şimdi olurdu da, şimdi bugünkü bilgi 5 sene önceki, 10 sene önceki Canan'a verilse anlayabilir miydi? Zannetmiyorum. Şimdi bu yaşadıkları, bugün bunları anlayacak hale getirdi. Gel. Bir de erkek gelsin değil mi? Öyle hep. Şimdi bakın. Biz diyoruz ki bak hemen anlayalım. Biz de Canan'ın fark ettiği bunları tıkır 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 yaşayalım geçelim. Tamam da Canan buraya gelmek için o basamakları geçmek durumundaydı. Bakın. Çünkü sertti, katıydı bu hayatı. Şimdi girmedim çok konulara. Çok beğenmiyordu, herkese eleştiriyordu, mükemmelciydi. Doğru mu? Eskiden. Mükemmelci miydim bilmiyorum ama... Benim dediğim gibi değil diyordu. Ha, evet, evet, yani. Evet. Herkes bana niye benzemiyor diyor. Evet. Şimdi o yaşadıkları onu bunu anlayacak hale getirmek için de. Evet, şimdi orada bir eril prensipten de dinleyelim. O ne diyor? Bir dakika. Ya hocam herkes kendi ihtiyacıyla buluşuyor işin sonunda. Herkes kendi yaşadıkları onun ihtiyacını karşılamak neticesinde zaten. Ben bunu düşünüyorum yani. Doğru. Evet. Şimdi bir kelimeyle bir bilgiyle de öğrenme hakkımız var. Var yani. Yani şimdi burayı dinledi. Şimdi burada bir sürü 16, 18, 20 yaşlarında şu anda dostlarımız var. Gördü, anladı, idrak etti. Ne ölecek bir kocayla buluşmaya ihtiyacı var, ne bu kadar zorluğa, ne hastalığa. Bütün bunlar gidebilir. Tamam da alabilecek misin? Sen hazır mısın almaya? Yaklaş. Cesaret. Bırakmaya hazır mısın? Bırakmak istiyorum. Ama hazır mıyım? Emin değilim. Şimdi belki Canan da çok yakın bir zamana kadar bırakmak istiyordu ama hazır değildi. Bugün bırakmanın nasıl bir hafiflik verdiğini yaşadı mı? Evet, hatta buraya çıktığımda bile kendime hala sordum bırakmaya. Emin misin diye. Birisi soruyordu bana. Bırakınca nasıl olduğunu dinledin mi? Gördün mü onu? Dinledim ama yaşamak isterim. Peki bugüne kadar neden bırakamıyormuş diye soralım mı?
Yani şunu biliyorum, evet, bir duruma hazır olmadığımız sürece o bize gelmiyor. Ancak hazır olduğumuz zaman bir durum, bilgi veya her neyse bize ulaşıyor. Onu biliyorum. Bugüne kadar niye bırakıp da böyle hafiflemedin Canan? Güvende bir bandı bildiğim yerlerde. Başka türlüsü bilmiyordum çünkü o bilmediğin şeyden insan korkar ya hani. Zaten endişeliyim. Evet. Endişeli katsayım arttı. Ancak hazırlandık. Her biriniz onun için hazırlanıyorsunuz. Her biriniz yeni bir duruma hazırlanıyorsunuz. İsteyen yumuşaklıkla, güzellikle, tatla öğrenir. İsteyen sopayla, kazayla, hastalıkla, şiddetle öğrenir. Bununla ilgili nasıl bir örnek veriyorduk? Şimdi diyelim ki suya akan bir dereye bir taş düştü. Ağırsın. O taşı kımıldatmak, yürütmek için su ne yapar? Her gün birazcık koparır. Onu hareket ettirmek için çarpar, 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 vurur, döver ve o taş yavaş yavaş hareketlenir. Bazen de çakıldığı yerde kalır. Ama bir yaprak bir derenin üzerine düşerse ne yapar? Akar gider. Şimdi biraz önce o derenin üzerinde akan yaprağı Canan'da seyrettiniz. Ben Canan'da ilk defa, yani herhangi bir yerde karşılaştık mı? İlk defa. Evet. İlk defa yani. Hani buradaki arkadaşlarımızın tanıyorum. Daha evvelden çalışmalı, bireysel, çok eski zamandan daha böyle bu kadardan gelmişliği var. Sizi ilk defa görüyorum. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi her birimiz için o an, sen hazırsan kapı açık. Hadi diyor, gel. Ve sen hazır değilsin. Sana o kaya taş muamelesi yapıyor. Bir daha çarpıyor, bir daha çarpıyor. Diyorsun ki olaylar beni niye dövüyor? Canan eskiden dere su tarafından dövülen tarafınız. Çok dayak yedi yani. Öyle bakmayın şimdi böyle, oh ne güzel, çok şükür diyor. Hepsine teşekkür ediyor. Yani saysa belki birçoğunuzdan çok ağır şeyler de yaşadı geçmişte. Yaşadı mı? Evet. Ama çok şükür diyor. İyi ki onları yaşamışım. O yaşadıklarınız, acılar, kayıplar, hastalıklar, rahatsızlıklar sizin merheminizdi. Yani sadece bu dünya yok ki arkadaşlar. Sadece beden değilsiniz ki. Burada tabii ki bir sürü haller, durumlar yaşayacaksınız. Çünkü buradan siz bir gelişimle, bir farkındalıkla maddeyi, dünyayı, hayatı öğrenerek gitmek durumundasınız. Talebiniz buydu. Ve öğrenene kadar da Allah'tan yardım istiyorsun. Beni uyandırmak için biraz daha ateş zaman gelmiş arkadaşlar. Var mı söyleyeceğim bir şey? Gel, gel. Biraz derin bir hal. Bildiklerimizi bırakarak. Şuradan tut şöyle. Bildiklerimizi bırakarak bakalım hepimiz. Çünkü ben de bunun talebiyle gelmiştim. Şu an bu hali yaşadım biraz önce. Hepimizin bildiği bir bilgi var aslında. Ve bu bilgi bir tek bilgi. Ve sadece bundan oluşuyor her şey. Tüm alem, tüm yaratılan bir bilgiden. Hani Hazreti Ali'nin sözü gibi. İlim bir noktaydı, cahiller bunu çoğalttı diyor ya. Tam olarak o bilgi bu. Bu bilgi bizim tam da yüreğimizde, burada. Ve her birimiz aslında bu bilgiye sahibiz, varız. Biliyoruz aslında. Fakat bundan kaçmak o kadar kolay ki. Şu zamana kadar belki her birimiz, yani birçoğumuz kaçtık bu bilgiden. Bu hakikati, bu bilgiyi görmekten kaçtık. Bu bilgi olanın bilgisi ve hakikatin bilgisi. Bu yüreğimizdeki bilgide aslında her şeyin en doğrusuyla olduğunun bilgisi var. Fakat bununla yüzleşmeye cesareti olmayan dışarıda oyalanıyor, başka yerlere kayılıyor. Dışarıdaki olaylarla, olay rüyalarıyla oyalanıyor. Olanın gerçeğin, hakikatin bilgisini göremiyor. Kendince başka bilgiler üretiyor belki. Oysa ki
Bu bilgiyle yüzleşmeye cesaret edip gönlünün kapısını açan için şu an yüreğim küt atıyor. Ne fark etti bugün? Hadi söyle. Bir cümlede söyle. Sadece kendi ve kendinden öte bir şey yok aslında. Kendinden öte zannettikleri değil. Aslında sen nesin diye baktığında senden ondan öte değilsin. Çok şükür. Sadece o var. Ve onun içerisinde akıyorsun sen de. Hani o nesen evet. Tam dile aktaramıyorum güzel. Hocam. Şimdi bu doğru. Şu an o yaşadığı halden dolayı çok doğru. Şu da var. Evet. Burada bu kadar da kalabalığız. Ya hem her şey bir ve tek. Hem nasıl bu kadar çok oluyor? İşte bu da dünyanın sırrı. Bir ve iki. Onun için bir taraftan madde ve dünyanın yasalarını ve kanunlarını kabul edeceğiz. Evet, burada bir alanımız var ve bir sürüyüz. Bir sürü insan ve bir sürü seçim realite var. Bunların bir birliği var, doğru. Seçimlerimizden dolayı bu kadar çokluk ve ayrılık var, bu da doğru. Bu ikisini bir ve bütün aynı anda anlamak için dünyadayız. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldik. Şimdi imzaya gidiyoruz.